Çünkü Gaziantep'e gidiyoruz sevgili seyirciler. Şule Barık isimli 15 yaşındaki kızımız 19 Nisan tarihinden beri kayıptı. Karaciğer nakli olmuştu ama hastaydı. Aynı zamanda da Levent Cahan isimli kişi tarafından kaçırılmıştı. Ve dedik ki bulunmazsa aslında her geçen gün sağlığı tehdit altında. Sanırım anne kız şimdi buluşacaklar o kayıp süresinden sonra. Caner. Evet Esra Hanım, her an Şule gelebilir. Benim de gözüm yolda. Araçlara bakıyorum. Şule'yi birazdan getirecekler muhtemelen. Vallahi biz de çok heyecanlıyız Esra Hanım. İbrahim abinin heyecanı bize geçti. Caner abi. Caner abi, lafını kestim. Bunu İbrahim da, abi. Bunu da devletime senin bildir. Heyecanın bize geçti İbrahim Allah abi. Allah razı olsun, devletim de düşsün. Benim o hasta kızımı. O hasta kızımı biliyor musun? O %10 yaşayan kızımı. Oradakiler bunu da bilin, baskı altında, baskı altında ifade verdirdiniz Şule'ye. Benim Şule'mden Allah'tan korkmadınız, baskı altında, şiddet altında o Esra Barık'a ifade verdirdiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben sonuna kadar kim ne yapmış, nerede kalmışsa Caner abi, hepsinden davacıyım, davamdan vazgeçmiyorum. Şimdi burada önemli bir detay var. Aslında bu Levent Cahan ismini aile ilk kez Levent'in babasından duyuyor. Diyor ki sizin kızınız benim oğluma mesaj atmış. Bunun üzerine aile Levent'le kızın iletişimini kesiyor. Baktı ki kesmiyorlar. Levent isimli kişi onların bulunduğu şehri Ankara'ya ve bulundukları şehri Adana'ya gittiğinde baba 27 Ocak'ta ve 20 Şubat tarihlerinde bir Adana'da, diğeri de Ankara Etimesgut'ta olmak üzere bu Levent Cahan'ın kızından uzak durması, kızının sağlığını bu ilişkinin tehdit ettiğini belirten şikayet dilekçelerinde bulunuyor. Normalde buraya gelenler kızlarım kayıp diyor, bazıları ilişkiye onay veriyor ya da arkada başka bir film fırıldak çeviriyor ama ailenin buradaki tavrı net. Biz en başından beri bu ilişkiye karşıyız dediler. Şimdi kızını kaçıran Levent Cahan telefon attığında, Levent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Dün nerede bulundunuz Şule ile beraber? Abla dün Maraş'taydık, 8'de indik. Direkt ben Şule'yi aldım, karakola götürdüm abla. Nereden Maraş'a gittiniz? Abla Antalya'daydık, gezdik. Önce baştan anlatayım abla ben sana. Şimdi baştan anlat. Ankara'da 19 Nisan'da. Evet abla, baştan anlatayım abla. Ben kendisiyle 2-3 kere buluştum neyse Ankara'dan. Ankara'da 2-3 kere buluşmuştum. Kendisini de seviyorum abla, tamam mı? O da beni seviyordu. Neyse ondan sonra abla biz Ankara'da 2-3 kere buluştum. Kendi evlerinin yanında AVM var. AVM'nin yanında buluşmuştuk. Ben bir daha geldim buluşmaya. Tamam mı? Atatürk diye bir park var. Evet. Atatürk diye bir park var. Atatürk diye bir park var. O da abla şimdi oraya gittik biz buluşmaya. Bir baktım telefon çaldı. Şule sen kaçtın mı filan mı ettin dediler. Şule de korktu. Şule de korktu. Şule de korktu. Ben dedim Şule bak senin yaşın ufak. Bak senin yaşın ufak. Benim yaşım büyük. Ben seninkine beklerim dedim. Bak Şule dedim bu kelimeyi. Şule de yüz yüze gelebilirim. Şule de konuşabilirim. Sıkıntı yok. Neyse abla oradan kalktık. Çarp Şule dedim ben gideyim. Sen burada ananın yanına git. İstese ben götüreyim seni babanın yanına bırakayım dedim. Yemin ediyorum sana. Evet. Allah'ın üzerine yemin ediyorum dedim bu kelimeler Şule'ye. Beni babanın yanına götüreyim ben bırakayım kendi elimle dedim. Bak kendi elimle bırakayım dedim. Olmaz filan filan dedi. Babam beni öldürür dedi. Ailem beni vuruyor dedi. Neyse oradan kalktık abla. Ben de bırakamadım kendini. Oradan kalktık çarşıya. Ben düşünsün diye çarşıya götürdüm kendini. Şule bak iyi düşün. Şule bu kelimeleri iyi düşün. Bak yapacağımız hata çok büyük. İyi düşün dedim ben kendisine. Bu kelimeyi dedim yani kendisine iyi düşün dedim. Orada kalktık Ankara çarşısında gezdik abla biraz. Gezdik. Ondan sonra kalktık Mamak'a gittik. Nereye gittiniz? Sabah oldu Mamak'a gittik. Mamak. Mamak. Mamak orada. Mamak'ta bir şey var abla. Durak var. Durak oradan bindik Kırıkkale'ye gittik. Kırıkkale'den Kayseri'ye durmadık ama otogarlarda kalıyor. Bu genellikle hep otogarlarda kaldık. Kayseri'ye gittik. Kayseri'den kalktık. Otobüsle mi gidiyorsunuz bu şehirlere? Evet abla vallahi billah. Nasıl bilet aldınız? Evet. Yani bilet aldınız. Kimin TC kimlik numarasını kullandınız? Benim TC'mi kullandım abla. Şule'nin adını kullandım. TC'ye vereyim. TC'ye vermek gerek yok dediler bana. Hayret. Öyle denk geldi size. Ben seni kaç kere uyardım? Kaç kere? Şikayet ettim. İki dakika ben dinle abla. İki dakika ben dinlesin. İki dakika ben dinlesin. Konuşuyorum. Ya sen... Beni dinle. Sen ne yaptın böyle? Ne yaptın? Ben seni kaç kere şikayet ettim? Ben de ayağını öpeyim. Ben de ayağını öpeyim. Dur bir iki dakika. Lan dur, benim ayağımı niye yapıyorsun? Devletimin Esra ablanın ayağını öpeceksin ilk önce.
Onlara, onlara şey de vereceksin. Ben sana ne dedim? Adana'da şikayet ettim. Çekil dedim. Benim kızım ölecek. Bana ne dedin? Tamam dedin. Tamam dedin. Tekrar Ankara'ya geldin. Tamam dedin. La ölü kızı. Çocuğu götürdün. Çocuğu. Sen çocuğu götürdün. Çocuğu. Sen kızın ölmeyecek. Allah bilir. Baskı altında. Benim şüre balığımı. Baskı altında. Sen gelmeyecektin. Baskı altında. Sen benim kızım dediyse bile sen gelme dedim. Gelme. Senin sürelerin hepsine duyurdum ben. Senin sürelerin hepsine dedim yine. Benim çocuğumu 10 dakika yaklaşmadım. Ne veriyorum sana azıyım ben? Yaklaşmasın dedim. Başına gelmeden yaklaşmasın. Ben bir şey anlamıyorum ki, Bir sözün de biraz konuşayım siz. Ben de hiçbir şey. Anlatıyorum. Cihan, anlatıyorum. Cihan, Cihan. Dinleyin. Cihanlığını yaptın Cihan. Sen cansın. Haklı mısın sen İbrahim Cihan? Bey, bir sözle konuşmayalım. He? Sen haklı mısın? Sen ben sana ne dedim? Benim çocuğum desin yine. Gel beni götür sen ben de çocuğuma yaklaşma götürme dedim. Bize benzer benzer deme. Yapma dedim. Bu işin içine girme dedim. Benze iki dakika susa benim. Başını belaya alırsın dedim. Etrafımla konuşalım. Sus bir iki dakika. Etrafımla konuşalım. Sen mi haklısın? Sen haklı mısın? Sen mi de? Bana dedin meze deme lan. Bana hançer gibi benim Allah selamını kapatırım. Çocuğum, hayır kapatmayın. Kapatmayın. Hayır, çocuğum rezil olmuş. Ben konuşayım bir dakika. Bana beni hep beni konuşturmuyor ki adı aradığın zaman. Ne zaman aradığına beni hiç konuşturmadılar ki. Levent kendimi Bey. Kendimi ifade edemedim ki. Sizi dinlemek istiyorum. Onların da öfkesini. Tamam. Ben hep bunları aradım. Aradığımda bunlar bana hep hakaret etti, küfür etti. Tamam. Yani bir şey aynı şeyi ben de yaşasam. Ben seni niye aradım? Ne aradım ben? Ne aradım ben? Çocuğum ölecek dedim. Benim çocuğum çocuk. Şiroz hastası. Karaciğer hastası. Uzaklaş dedim. Çocuğum ölecek. Çocuğum ölecek. Bir çocuğumu kaybettim. Bunu da kaybetmek istedim. Sen benimle mi? Ben bunun ilaçlarını bile aldım abla. İlaçlarını bile aldım. Lan sen kimsin Ali Fiyancı lan? Altın bile... Aldım bile. Bak ilaçlarını filan aldı ama Levent şunu anlamıyorsun. Bu aile en başından beri... Anladım abla. Hayır, ben anladım kızımızdan abla. Uzak kızım. Dur diyor. Fakat dün... Tamam abla ben uzak durmuşum zaten. Dün babam bir hikaye anlattı bize. Dedi ki yapmayın lütfen. Ses çıkıyor yayında. Yani yayının tamam, devam etmesine engel oluyor böyle şeyler. Babam bir hikaye anlattı. Siz babanın yanına gitmişsiniz. Baban sizi alıp karakola götürmüş. Baban dün canlı yayında yalan mı söyledi? Baba beni dinle. Dinliyorum. Babamın haberi yoktu. Annemin haberi yoktu. Ailemin hiçbirinin haberi yoktu. Benim gideceğimden hiç kimsenin oradan haberi yoktu. Hayır. Ben senin bulunman konusunda baban dedi ki ben aldım onları karakola götürdüm dedi. Evet abla bak bizi çarşıda bizim akrabalarımız görmüş. Beni dinle iki dakika babamı aramış babam da geldi bizi aldı götürdü. Ya Levent'ciğim ben Antalya'ya TC kimlik numarasız bugün hiçbir yere bilet alamazsın. Artık o bizim ne derler hani TC kimlik numaramız zaten kimliğimiz olduğu için tüm biletleri ben buraya hiçbir yolcuma buraya gelen hiçbir konuma TC kimlik numarasız bilet alamadım. Siz bir kere bulunduğunuz şehirden asla çıkmadınız. Asla ayrılmadınız. Bahsettiğin gibi Antalya'ya falan da gitmedin. Daha yemin ediyorum Şile'yi de konuşturun. Bak beni dinle beni. Dinliyorum ben sizi. Abla ben yokum. Bak ben yokum. Yemin ediyorum sana ben TC'siz bilet aldım. Hı. Yemin ediyorum TC'siz bilet aldım bak. Değil yemin mi? Ediyorum diyeyim. Ya o bileti de kesen demek ki orada çalışan kişilerden biridir. Bir TC'siz kimlik bir çocuğa otobüse bindiriyorlarmış. Nasıl kontrolünde? Hı? Polis kontrolünde her şey ortaya çıkar. Başka birinin peki, kimliği. Hatta aynen. Kırıkkale'de kendi adıma bilet kestim. Kırıkkale'de. Tamam. Levent'ciğim bak kaçtınız göçtünüz artık orasında değilim. Doğrudur. Doğrudur abi. Ailen dün dedi ki benim oğlum nişanlıydı. Benim oğlumu ayarttı. Benim oğlumun nişanını bozdurdu. Sen bu kızla isteyerek mi kaçtın? Abla ben onu isteyerek mi kaçırdın? Yok ben istemedim Şile. Ben Şile'ye dedim zaten. Yaşın ufak diye kaçırmayacaktım Şile'yi. Şile'yi yaşın ufak diye ben hiçbir zaman kaçırmayı düşünmedim. Hep güzellikle olsun istedim. Ha Şile öyle. Şile öyle. Yine götürmeseydin. Şile öyle. Sen bunu istesen.
Senin 70 liranın buraya dünya gelse ben onu verir miyim ya? Yok ben ona kıyar mıyım ya? O çocuk abla, hasta, ben hasta. Ben işte şey diyeceğim. O çocuk karaciğer hastası. O çocuk sana demişse Esra, bana. Esra Hanım, gel bunu Esra Hanım bir konuşabilir miyim? Sen götürmeyecektin. Tabii ki. Sen götürmeyecektin, götürmeyecektin. Sen de aynı tutun, aslende de aynı tutun. Konuşabilir miyim? Bana kızım haksızsa. Bir dakika. Sen götürmeyecektin onu. Tutun ben konuşayım, bak tutun evet, ben şirin diyeyim. Dinliyorum sizi. Abla bak, şimdi bu da, annesi beni dedi ki şöyle, annem dedi, beni dedi, dayımın oğluna verecekti dedi. Hangi dayısın oğlu çıkarsın bana, dedi. Burada çıkarın. Şöyle bak, şöyle dedi, bu kelimeler şöyle dedi bana. Tamam. Şöyle dedi, beni dedi, annem dayımın oğluna verecekti dedi. Başta, meclisler, zaten bak, meclisler bende var. Gerek yok o meclisleri, ben avukatlara uzatmadan bu da göreceğini de. Ne dayının dedi, oğluna ne sana verilemez, bu kız küçük. Tamam abla, ama vereceklerdi, yemin ediyorum sana vereceklerdi. Ben yani dedim yani şöyle istemiyorsan, beni sevmiyorsan alabilirsin dedim zaten, onu dedim yani. O yanındaki bayan kim? Bayan sesini ben duydum. Başlık parası diyor, başlık parası. Şu anda. Ben kimse konuşmuyorum. Yanındaki bayan kim? Onu ver çabuk abla, Esra ablaya. Ben duydum. Allah duyuyor bana, duydum. O bayan kimse, yanında bayan var. Çabuk evet, ver o bayan. Devam edin. Çabuk ver. Abla. Abla bak, beni dinle abla. Hangi dinliyorum dayım, sizi. Hangi yöntemse çıksın benim karşıma. Bak karnımla verecekler. Devletimi yaratırım. Razıyım ben her şeye razıyım. Beni de kadını dayımın oğluna verirler dedi bana. Tamam, bana dayısının şile, oğluna vermedi. Gel kaçalım mı dedin, seni kaçırayım mı dedin? Ben kaçırayım demedim. Ben kaçırayım kelimesi hiçbir zaman kullanmadım Şile'ye. Hiçbir zaman da kullanmadım ben. Hiçbir zaman Şile zorladı beni. Bak bir de hayatım. Levent. Şile her konuşma, her konu biz sosyal medyada konuşuyoruz ya. Evet. Şile'yle meşrizaşıyız. Telefonla beni arıyor. Bunları gördüğünde Şile'yi dövüyorlar ya. Hep dövüyorlar abla. Ne yapıyor? Hep dövüyorlar bunlar Şile'yi. Hep dövüyorlar bak. Namusuma Allah'ın izniyle yemin ediyorum dövüyorlar abla. Şimdi kızı dövemezler şu açıdan. Kız zaten silos. Bir dakika. Dur abla, diğer tarafta işte. Şule beni bu Allah kaçmaya dövüyor, ikna etti diyorsan şunu söyledin. Reşit olmadığını biliyorum. O zaman sen bir çocuğun sözüyle hareket eden birisin. Senin yetişkinliğin abla, nerede kaldı? Abla ben de bak beni dinle. Ben de kendisini orada bırakmak istemedim. Çarşıda Şule dedim. Şule sen bak burada yabancı erkekler var, bilen var, bilen yabancısı var. Orada zıddı var, bu var, öbürü var. Bu kendi beni boynuma sarıldı. Levent beni bırakma bilmem ne. Sen gidersen ben gider başka yere giderim dedi bana. Sen Ankara'ya onu görmek için mi gitmiştin? Sık sık gidiyor evet, musun? Evet abla, buluşmak için gittim ben Ankara'ya. Kaç kere gittin böyle gizlice buluşmak için? Aa, bu üçüncü abla. Üçüncü bir şekilde. Peki Levent, bu kadar olay olup bittikten sonra kendi akrabaların birinde kalmış olabilir misiniz? Yok abla, hayır bak, yemin ediyorum hiç kimse gidip de bir evine girmedim, kalmadım. Hep otogarlarda kaldım abla. İkiniz beraber kaldınız. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.